Bu hafta teknolojinin merkez üssü olan İTÜ Arı Teknokent'teyiz. Burada 10 ayrı binada 300'den fazla firma faaliyet gösteriyor ve Teknokent'in ihracat rakamı 272 milyon dolara kadar ulaştı. Biz de Teknokent'in çekirdek kısmında, yani girişimcilerin fikirlerini paraya dönüştürme aşamasındaki ilk kısımdayız ve bu hafta sizi çevre dostu girişimciler ve çevre dostu projelerle tanıştırmak istiyorum. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden teknoloji çağı başlasın. Evet, şimdi yanımızda Ertaş Çiftçi var. Kendisi uzun yıllar enerji sektöründe çalıştı. Sonra bir İsveç seyahatinde bir problemi, yani bir eksikliği fark etti. İşte o farkındalık da bambaşka bir girişime sürükledi onu. Şimdi bu gördüğünüz küçücük fanusta topraksız tarım yapılabiliyor. Üstelik bunun için de herhangi bir iklim koşulunu beklemenize gerek yok. İstediğiniz tüm ürünü işte bu gördüğünüz küçücük fanusta evinizin bir köşesinde yetiştirebilirsiniz. Hemen ben şimdi kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Demirhan Bey. Bu girişim, bu proje nasıl oldu? Bunun teknolojisini biraz bize anlatabilir misiniz? Bir İsveç seyahati sırasında, eşim aynı zamanda İsveç vatandaşı. Hı hı. Orada bütün sebze meyvelerini ithal ettiklerini gördük. Hı hı. Ve 9 ay güneş görmüyor. Ekilebilir tarım arazileri yok. Hı hı. Bu ihtiyaca bir çözüm bulalım dedik. Hı hı. Benim evde yaptığım bir hobiydi. Aquascaping, yani akvaryumda bitki yetiştiriyordum. Hı hı. Bu teknolojiyi nasıl bunlara götürürüz dedik. Biraz araştırdık. Böyle bir topraksız tarım teknolojisini bulduk. Ama bu endüstriyel boyutlardaki teknolojiyi beyaz eşya olarak son kullanıcılara, herkese ulaştırmayı hedefledik. Size ilginç bir şey de göstermek istiyorum. Ertaş Bey lüktanın içerisinde biber de yetiştirmiş. Şimdi o biberi göstereceğim size. İşte hemen şöyle biberi alayım. Bakın, biberi daha net bu şekilde görebilirsiniz. Tabii bayağı acıymış. Ben acı sevmediğim için yemeyeceğim ama acı severler gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Peki hemen şunu merak ediyorum. Normalde bitkilerin alması gereken belli başlı mineraller, güneş, su gibi şeyler var. Bunları nasıl sağlıyorsunuz? Evet, topraksız tarım teknolojisi bunu sağlıyor. Biz bunun içerisindeki bitkiyi besleyen mineralleri direkt köklerine veriyoruz. Ayrıca şurada görmüş olduğunuz... Ha, mor bir ışık var. Evet, mor ışık bitkinin fotosentez yapmasını sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde bitki topraktakinin 3 katı hızlı yetişebiliyor. ve burada toprağı beslemek gibi bir derdimiz olmadığı için daha fazla bitkiyi beslemeye yönelik bir cihaz olduğundan 10 katı kadar... bitki yetiştirmek mümkün bu cihazın içerisinde. Genç girişimci desteğiyle kurulduk. Bir Ar-Ge sürecimiz oldu. Bu ürünü ortaya çıkarmak için deneyler yaptık ve sonuçta şu anda ürünümüzü 2020'nin hemen başında piyasaya süreceğiz. Türkiye'de sağlıklı beslenen kitleyi hedef alıyoruz. Avrupa'ya, Afrika'ya ve sonrasında da Amerika ile tüm dünyaya açılmayı hedefliyoruz. İhracat yapmak istiyoruz. Başarılar, yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Şimdi son dönemde Türkiye'de bir ağaçlandırma seferberliği başladı, sizin de bildiğiniz gibi. Aslında bu konuda hemen hepimize çok önemli görev düşüyor. Şimdi konuyla alakalı bir başka girişimci var yanımızda. Burak'la beraberiz. Onun yanında da hemen bir drone görüyorsunuz. Aslında bu drone sizin alışık olduğunuz dronelardan biraz farklı. İsmi Eco Drone. Peki nedir bu Eco Drone? İşte onu da Burak'a soracağız. Burak'cığım hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Nedir Eco Drone? Biraz bize anlatır mısın? Eco Drone, Ecoring tarafından geliştirilen, ulaşılması güç, ağaçlandırması gereken bölgelere havadan tohum topu atışları gerçekleştiren bir insansız hava aracıdır. Tam otonom bir şekilde biz ağaçlandırma faaliyetlerimizi bu dronlarla birlikte sağlıyoruz. Bu dronla çorak arazilere, insanların çok da ulaşamadığı noktalara bu drone çıkıyor ve altındaki tohum toplarıyla toprağa tohum atışı yapıyor. Doğru mu? Kesinlikle. Tohum topu dememizin sebebi de biz bu tohumları kil, mineral, toz gübre ve bölgeden aldığımız orman toprağı ile birlikte harmanlayıp
Onları bir top haline getiriyoruz ve bu şekilde hayvanların yemesinden, aşırı sıcaktan ve soğuktan korumuş oluyoruz. Kısacası onlara çimlenebileceği en doğru ortamı sağlıyoruz. Peki bu tohum topları tam drone'un hangi kısmına yerleştiriliyor? Drone'u altta gördüğünüz mekanizmaya yerleştiriyoruz. Yaklaşık 10 dakika içerisinde 2500 tohum topu atış kapasitemiz bulunuyor. Ve drone'umuz göreve çıkıp 10 dakika içerisinde 2500 tohum topunu belirli aralıklarla ağaçlandırma faaliyetini gerçekleştiriyor. Peki şunu merak ediyorum. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Yani hikayesi ne? Arkasındaki hikaye ne? Hikayemiz şu. Biz ekip olarak 2016 yılında iklim değişikliğinin etkilerini artarak gördüğümüz bir günde bir şeyler yapmamızın gerektiğini farkına vardık ve bununla birlikte Ecoding'i kurduk. Yaklaşık 10 yıl içerisinde 1.2 trilyon ağaç ekmeyi planlıyoruz. Şimdi bir fikrim var ve bu fikrime de ben güveniyorum ve bu fikrimi bir yatırıma dönüştürmek istiyorum. Şimdi bu noktada ne gibi süreçlerden geçeceğim? Başvuru süreci nasıl işleyecek? Başvuru sürecinden sonra beni neler bekliyor? Burada İTÜ Çekirdek'te nelerden faydalanabilirim? Girişimcilikle ilgili bir fikriniz varsa bir kere bunu mutlaka yola çıkmanız lazım. Yani kendiniz elinizdeki sınırlı imkanlarla da olsa işte kartondan prototipler de yapsanız, mutlaka hedef müşterinizin kim olduğunu belirleyip kime satmak istiyorsanız o ürünü günün sonunda ona ulaşmaya çalışarak fikrinizin tutup tutmayacağı ile ilgili bir takım ön çalışmalar yapmanız lazım. Sadece inançtan daha fazla bir delil ortaya koymamız lazım. Bu aslında öğrenmemizi de sağlıyor. Yani eğer şirketlere bir yazılım satacaksak, bireylere bir uygulama satacaksak veya bir donanım veya başka bir teknoloji ürünü, mutlaka gidip o insanlara neye ihtiyaçları olduğunu, şu an neler kullandıklarını gözleyip ürünümüzün basit örneklerini yapmaya çalışarak basit imkanlarla bir denemek gerekiyor. Bu en kritiği. Girişimcinin hayatının projesi olması önemli. İçinde belli bir uzmanlık taşıması önemli. Bazen yanlış düşünülebiliyor. Yani böyle bir gün kendiliğinden aklımıza bir fikir gelecek değil. Mutlaka ya alaylı ya okullu olarak belli bir konuda, yani belli bir alanda eğitim almış olabilirsiniz veya belli bir alanda piyasada veya şirketlerde çalışmış olabilirsiniz. Bu deneyim çok önemli. Yani ya okul eğitimi ya saha deneyimi. Bu kriterleri sağladıysanız, yani fikriniz belli bir uzmanlığa dayanıyorsa ve bununla ilgili bir takım ön çalışmaları yaptıysanız, o zaman kuluçka merkezi sizi ön kuluçka aşamasında içeriye alıyor. Ne yapıyor? Örneğin bu gördüğünüz mekanı 7/24 kullanma hakkınız oluyor. Bir 8 haftalık bir eğitim programımız var. Size bir mini MBA yaptırıyoruz. O ürün, mühendis olabilirsiniz, ticari bilginiz az olabilir, finans bilmiyor olabilirsiniz, pazarlama, hukuk, bunlarla ilgili size temel bilgileri sağladığımız bir eğitim programından geçip ürününüzü piyasaya çıkarmaya hazır hale getirmek üzere yürümeye başlıyorsunuz. Ve gece gündüz burayı kullanıyorsunuz. Mentorlarımız var. 300'den fazla gönüllü mentor size farklı sektörlerden gelip deneyimlerini aktarıp size görüşlerini söyleyebiliyor. Ve bu sürenin sonunda da amacımız sizin ürününüzü bizim desteklerimizle veya yatırımcı bularak yatırımcının destekleriyle ortaya çıkarmanız. İlk örneğini yapmanız. Yazılımsa yazılım, donanımsa donanım, gıdaysa gıda, ne alanında olduğu önemli değil. Bu ilk örneği satmanız ve ticari başarıya ilk adımını atmanız. Çünkü eğer ürününüzü birine satıp gerçekten işe yaradığını gösterebiliyorsanız, o zaman yatırımcılar da daha pozitif, daha sıcak, daha yatırımdan yana bakıyorlar. Onun için ilk amacımız size ürünü yaptırtmak, müşteriyle beraber yaptırtmak, sattırmak ve sonra da yatırımcı bulmak.